İyi akşamlar sevgili izleyicilerimiz. Fon Sohbetleri programımıza hoş geldiniz. Konuğumuz da hızlıca geldi. Hızlı bir giriş yaptı programa. Ben sizi aniden almış oldum Murat Bey. Hoş geldiniz. E, konuğumuz bu akşam Fon Sohbetleri'nde Sagam e, Stratejik Danışmanlık e, Kurucusu ve Ekonomist e, Murat Sağman. E, sevgili izleyicilerimiz Murat Bey'i e, hem e, e, ekonomi e, kanallarından biliyorsunuz hem de şimdi yeni çıkartmış olduğu borsada oynanmaz isimli kitabı ile biliyorsunuz. Biz de bugünkü konumuzu borsada oynanmaz Murat Bey'in kitabı olarak belirledik. Hem biraz bu konuyu konuşacağız, hem de yine yatırım fonlarıyla ve piyasalarla ilgili sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Hoş geldiniz tekrar Murat Bey. Selam hocam, çok teşekkür ederim nazik davetiniz için. Çok teşekkürler tekrar. Murat Bey, şimdi dediğim gibi Borsada Oynanmaz isimli kitabınızı konuşacağız. Bence başlık da çok güzel olmuş. Ben de kitabı okudum. Ellerinize sağlık. Gerçekten çok büyük katkısı var. Hem de içinde bir yatırım fonları bölümü olması. Az evvel sizinle de konuşuyorduk. Gerçekten hani kitabı çok kıymetli hale getirmiş. Özellikle de iyi gelir açısından ve fon yöneticileri açısından diyeyim. Ee, şimdi e, biz hani uzun yıllardır bu piyasada e, özellikle de kendisini finansal okur yazarla adamış bunu kendine dert edinmiş insanlar olarak hem e, sizler hem bizler e, borsada oynanmaz kelimesini duyduğumuz zaman gerçek e, şey, özür dilerim borsada oynuyorum kelimesini duyduğumuz zaman çok üzülüyoruz. E, siz peki e, yani neden borsada oynanmayacağını izleyicilerimize anlatabilir misiniz? Gerçi ben hani şunu da parantez içinde söyleyeyim. Bizim izleyicilerimiz aslında yatırım fonuna ilgilenen biraz daha artık e, bu bilinç düzeyine gelmiş izleyiciler ama... ...yine de bize yeni katılanlar için e, niçin oynanmaz borsada? Bize e, böyle hani hap gibi bir bilgi verebilir misiniz? Evet, e, te tekrar teşekkürler Seda Hocam. Şimdi... E, işte ben uzun yıllar e, yurt dışında kaldım, yurt dışında çalıştım. Yaklaşık 28 yıl yurt dışında kaldım. E, i̇şte bir dönem Amerika'da, Fransa'da, çok kısa süre Londra'da kaldım. E, tabii oradaki yatırım mantığıyla e, biraz Türkiye'deki yatırım mantığını karşılaştırmak istedim. Türkiye'ye geldiğim zaman yani 2004 yılında e, şunla karşılaştım. Yani e, işte... Ben oynuyorum, işte e, bir şey bana bir hisse söyle, biraz borsada oynamak istiyorum. Bunu da siz de çok duymuşsunuzdur. İşte sen oynuyor musun? İşte ben bir ara oynadım, bıraktım. E, yani biraz borsayı böyle bir ha oyun yeri, hemen kısa vadeli kar yapıp çıkma yeri e, görenler çok var. E, ben uzun yıllardır e, bunu görüyorum. Hatta işte e, bir. E, ikimiz de bir e, finans okur yazarlığı gönüllüsüyüz aslında. E, ben aynı zamanda e, FODER'de e, yönetim kurulundayım. Finans Okur Yazarlığı ve Erişim Derneği'ni ve orada aslında e, ülkedeki finans okur yazarlığı arttırmaya çalışıyoruz. Tasarruf bilincini, tasarruf bilincinden sonra e, nasıl yatırım yapılır, niye yatırım yapılır, niye işte varlık dağılımı yapılır. E, onun için e, tabii hep ak böyle aklımda vardı yani böyle bir e, bir, bir kitap yazarsam e, bu, bu konu var da hep aklımda yani borsanın aslında e, bir oyun olmadığını aslında bir siz gerçekten bir şirkete yatırım yapıyorsunuz e, iki türlü e, olabilir yani yaz siz o şirketi kuracaksınız e, büyüteceksiniz ama yeterli bir sermayeniz olmayabilir ya da e, biz yeterince bir sermayeniz yoksa e, fikrini be beğendiğiniz işte potansiyel gördüğünüz şirkete aslında hisse senedini alarak siz gerçekten o şirkete ortak oluyorsunuz. O bilinci biraz aktarmak istedim. Kitabın adı evet bu borsada oynanmaz aslında işte bir adını söyleyemeyeyim bir dergide bir hatta kitapta da var zaten ama neyse orada zaten bir başlıklı bile çıkıldı yani önemli bir dergi işte işte borsada nasıl oynanır diye. Ee, tabii onu görünce daha da e, yazasım geldi ki yazmaya başlamıştım. Ee, bu Bayağı şekilde... da olay olmuştu. Ben hatırlıyorum o derginin evet. kapağı buraya da resmini koymuşsun zaten borsada oynanır diye çıkınca epeyce bir e, sosyal medyada falan da nasıl böyle bir başlık tabii, atılır tabii. diye. Değil mi? Olay biz, olmuştu. Biz model olarak da tabii böyle bir e, yanlış olduğunu ifade ettik. E, çünkü dediğim gibi hani biz yatırım olarak anlatıyoruz bunu yıllardır hani orası bir oyun değil. Ya kısa vadeli al sat yapabilirsiniz. O başka bir şey. Yani bu bir strateji. E, onun bile al satın bile e, bir stratejisi var. Yani e, ya da uzun vadeli yatırımcı olabilirsiniz. E, ki ben daha çok ona odaklandım. Ya yani benim e, kariyerimde zaten hani e, çok kısa vadeli al sat yaptığım yıllar oldu. E, özellikle Amerika'da Nasdaq borsasında çalıştım dönemlerde. Yani çok günlük alıp satıyorduk. Bir de tabii ki portföy yöneticiliği, portföy şirketinde çalıştığım zamanda uzun vadeli yatırım yaptık. Yani ikisi de farklı. ikisinde de bulundum ve ikisinde de sonuçta ne yaparsanız yapın bu bir strateji, bir beklenti, bir oyun değil. Onun için onu aktarmaya çalıştık kitapta. Evet, gerçekten aslında bir borsanın bir bahis yeri değil. Analiz yaparak, detaylı inceleyerek şirketleri yatırım yapmanın, bilinçli yatırım yapmanın yeri olduğunu hem de böyle teknik olmayan, basit, yalın bir dille anlatmışsınız. Bu da çok güzel çünkü hani piyasadaki borsa kitaplarının çoğu aslında daha ziyade teknik bir dille, bilgi vererek anlatıyor. Bu anlamda da ben hani izleyicilerimiz için de oku, okuyanlar için de çok faydalı olacağını düşünüyorum. Hatta şimdi e, izleyicimiz Cemal Artuç demiş ki şu anda elimde kitabı var keşke resim atabilsem okumaya şimdi başladım demiş tamam, Cemal Bey. Sağ olun. E, iyi, i̇yi okumalar Cemal Bey, keyifli okumalar. E, umarız e, siz de faydalanırsınız bizler gibi. E, şimdi... E, bir de ben dediğim gibi en başta aslında tabii bizim ilgi odamız yatırım fonları olduğu için fonlarla ilgili de bir bölüm ayırmış, ayırmışsınız Murat Bey kitabınızda. Peki burada sizce fonlar nasıl bir şey ifade ediyor yatırımcılar açısından? Yani ben bir de hani sizin gibi uzun yıllar borsada işlem yapmış birisinin bakış açısıyla bunu duymak isterim. Fon neden önemlidir bir yatırımcı açısından? Bunu biraz anlatabilir misiniz? Yani işte Kitapta da biraz anlatmaya çalıştım. Aslında şimdi yatırım yapmak için siz dediğiniz biraz önce analiz yapmanız gerekiyor. Şimdi burada iki tane şey var. Bir analizi yapacak donanımda olmanız lazım. Yani bilgiler de olmanız lazım. O analizi yapabilecek bir dediğim gibi donanım ve bilgi. Şimdi ikincisi zamanınız olması lazım. Çünkü zaman gerektiren. Yani siz bir hisse senedine yatırım yapacaksınız. O hisse senedini incelemeniz, araştırmanız, raporları okumanız, teknikte temel bakmanız zaman alacak. E şimdi e, mesela o ikisi yoksa e, o zaman bunu sizin yerinize yapan ki e, bu arada ben de e, sizi de tebrik edeyim. Gerçekten e, hem finans okur yazarlığı hem de e, fon portföy e, yönetimi sektörüne çok büyük katkılarınız var bu yayınlarla birlikte. Ee, onun için e, takdirle izliyorum sizi gerçekten ve tebrik ediyorum ee, burada bir gerçekten bir finans okur yazarlık var finansal okur yazarlık var ee, burada e, siz bunu yapamıyorsanız e, ya da zamanınız yoksa burada tabii ki bunu yapan sinyenize yapan birine e, nin fonunu almak e, nasıl analiz yapıp şirkete e, yatırım yapıyorsanız o zaman zamanınız yoksa ya da donanınıza bilginiz yoksa o konuda onu sizin için yapan fonunu alıp o sizin yerine zaten o analizleri yapacaktır ve zamanını bulacaktır. Çünkü sadece o işi yapıyor. Şimdi bizim e, ülkemizde şöyle bir şey de var. E, biz her şeyi biliyoruz Serra Hanım değil mi? Yani e, yani ülkede ben hep onu söylerim. Hani belki de işte 84 milyon ekonomist var. 84 milyon siyaset uzmanı var. İşte 84 milyon futbol yorumcusu var. 84 milyon teknik direktörü var. 84 milyon para yöneticisi var. Gerçekten her şeyi biliyoruz. Onun için fon kısmına gelirsek sizden daha iyi yapabilecek ve sizinden çok daha fazla zaman harcayacak paranızı emanet etmek bence en doğru iştir. Ben çok uzun yıllar tabii bu işi yaptım. Şu anda bunun daha çok danışmanlık tarafındayım. Size söyleyeyim ya ben artık aktif gerçekten yönetmiyorum ve birçok fona e, kendim e, yatırmış durumdayım. E, 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 çevremdekilere de tavsiye ediyorum. E, fonu dağıtmak da yani tek bir fona değil e, varlık dağılımı dediğim fonda da geçerli. Birkaç kişinin çünkü sonuçta fona yatırım yaptığınız zaman unutmayın o fonu yöneten kişinin riskini alıyorsunuz. Öyle değil mi? Yani siz şimdi bir şirkete yatırım yaptınız borsada o şirketin riskini alıyorsunuz sonuçta ya da işte potansiyelini satın alıyorsunuz. Ama bir fona yatırım yaptığınız zaman aslında fonu yöneten kişinin tabii hem potansiyel hem riskini satın alıyorsunuz. Onun için bunu da dağıtmak gerektiğini burada söyleyebilirim kısacası. Hı hı. Çok teşekkür ederiz. Ben de aslında programın başında söyleyecektim ama işte böyle bir programın açılışın heyecanıyla borsayı da konuşuyoruz. Bugün aslında biraz da hüzünlü bir gün sermaye piyasalarının doğa yeni ve renkli simalarından Adnan Bahar'ı dün kaybetmiştik bugün de toprağa verildi. Ben buradan kendisini rahmetle almak istiyorum. Bizim okulumuza da çok faydaları oldu Adnan Bey'in. Ben onu birkaç kere konuşmacı olarak çağırmıştım öğrencilerimize borsa tecrübelerini anlatmıştı, sermaye piyasaları ile ilgili bilgi aktarmıştı. Sonra da bizden çok öğrenciyi Bahar Menkul Kıymetlerde stajyer olarak aldı. Buradan rahmet diliyorum kendisini sevgiyle saygıyla anıyorum. Ben de aynı şekilde gerçekten eee sohbetim olduğu çok sevdiğim değerli bir abim, bir duayenimizdi. Eee gerçi çok renkli bir kişiliği vardı. kendisini çok sevdirmişti. Ve gerçekten piyasalara adanmış bir abimizdi. Çok genç yaşta maalesef kaybettik. Mekanı cennet olsun. Tekrar baş ben de dilemiş olayım. Şimdi Murat Bey, kitabınızla ilgili güzel bir soru geldi. Baransel Kurçeren, bizim katıldan üyemiz çok güzel sorular sorar her zaman. Baransel Bey hoş geldiniz e, tekrar. E, diyor ki, Murat Bey'in kitabını okudum, çok güzel bir kitap. Yatırım fonlarına ilgi duyanlar için de çok bilgilendirici demiş. E, diyor ki, kitabın bir bölümünde BES ve Portföy şirketlerinin yönettiği hisse fonlarına katılımın artmasının piyasaları likidite bakımından etkisinden söz ediyor. Biraz bunu açabilir mi demiş? Şimdi tabii e, aslında ne kadar e, kurumsal yatırımcı artarsa e, o kadar e, piyasada derinlik artacaktır. E, onu ifade etmek istiyorum. Yani mesela e, Amerika'daki mesela derinliğin olmasının tabii dünyanın e, bir sürü yatırımcıları var ama mesela bir emeklilik fonları Amerika'da 11-12 trilyon dolar civarında. Yani çok ciddi rakamlardan bahsediyoruz. E, Bizde bu büyüklük ne kadar artarsa e, aslında e, bu kadar hacim ve likitte artacaktır ve e, piyasalar için bunlar e, faydalı. E, Likitlerin artması her zaman iyidir piyasalar için. Bir de tabii yeni katılım olursa e, katılım arttıkça da aslında e, potansiyel artışlarda artacaktır. Çünkü bu katılımlar daha çok yani siz bir e, BES'e girdiğiniz zaman ki yani ben BES'e her zaman e, biraz önce bir yayında da tavsiye ettim. E, yani bes gerçekten önemli zaten e, asgari ücret kadar e, yatırırsanız yıllık devlet size yüzde otuz veriyor ki yüzde otuz getiri gibi aslında e, ve yine bir e, portföy yöneticisi o e, sizin için e, bu tasarruflarınızı yönetiyor e, onun için e, bu girişler arttıkça da piyasadaki hacimler ve likitte artacaktır e, bunu her zaman söylüyoruz yani kurumsal yatırımcılar gerçekten çok önemli o açıdan sizin yaptıklarınız çok önemli burada çünkü aslında e, kurumsal yatırımcı büyüklüğünü arttırmaya çalışıyorsunuz, e, fonları anlatıyorsunuz, e, insanların biraz daha çünkü fon bizde düşük yani e, fon sahipliği gerçekten yani e, siz zaten bunları hep anlatıyorsunuz e, rakamlarla e, bizde fon sahipliği düşük, e, bunu arttırmamız gerekiyor ki e, bir potansiyel de var tabii ki. Hı hı. Peki bir de Sıtkı Örengil sormuş. Sizin kitabınızı nereden alabileceğini temin edebileceğini. Ee, Valla her yerde satılıyor da tabi biraz hızlı gitti Tabii Bu beşinci baskıya geliyoruz. Yani yaklaşık bir buçuk ayda. Hızlı gitti. Ee, yani işte mesela onu da söyleyeyim o zaman. Bu cumartesi saat 15'te. E, Suadi'ye DNR'da olacağım. Kitap kesin orada var. Çünkü özellikle e, Eksa'dan tabii ki sipariş ettiler. E, geçen hafta e, İstinye Park e, DNR'daydık. E, DNR'larda ve tüm kitap e, evlerinde e, zaten yayın evimiz Humanist Kitap Evi. En şey ihtimalle e, kendinden e, temin edebilirsiniz ama eğer vaktiniz varsa e, Sıtkı Bey beklerim. E, cumartesi saat 15'te Suadi'ye DNR'da beklerim. Belki online de alabilirler. İmzalanmış oluruz. Evet, oradan alıp imza imzaları sen de tanışmış oluruz. Evet. 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 Bunu da duyurmuş olalım. Şimdi ben biraz da piyasalarla ilgili birkaç soru sorabilir miyim? İzleyicilerimizden de sorular geliyor Murat Bey. Öncelikle yani borsa ile ilgili sorular var. Mesela Serkan Bey'in bir sorusu var Serkan Aymaz. Der ki bankalar kar ediyor ve iyi yönetiliyor olmalarına rağmen hisse değerlerinin hep yerinde saymasının nedenini ben doğru düzgün temettü dağıtmamalarına bağlıyorum. Başka ne sebepleri olabilir sizce demiş. Ya temettü tabii ki önemli ama tabii burada e, yabancı yatırımcının eksikliğini hissediyoruz aslında bakarsak. Yani e, biliyorsunuz oranlar işte %67-68 sahipliğinden e, %39'lara inmiş durumda. E, yani yabancı yatırımcı yok. E, kurumsal e, yatırımcıların burada işte onu diyoruz ya kurumsal yatırımcıların artması aslında ee, tüm hisse senetlerine tabi bankacılığa da e, mutlaka e, faydası olacak. tabii ki temetti önemli. Ee, yani iki tane getiri var. Hem hissenin değer kazanması hem de temettüsü. Benim kullandığım çok böyle en sevdiğim cümlelerden biri Warren Buffett'ın e, der işte inek sütü için hisse senedi temettüsü için der. Ee, onun için tabii ki temettü burada önemli ama tek kriter değil. Ee, dediğim gibi eee biraz daha yeni yatırımcıların kurumsal yatırımcıların ve yabancı yatırımcıların da buna katılması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Bir sorumuz da savaş Yüz sormuş. Ben de anlamaya çalıştım biraz soruyu ama diyor ki banka yatırım fonlarına temettü verilir mi demiş. Banka Yatım yatırım fonlarına da... temettü yok yani o fonun aldığı şirketlere temettü verilir bankanın Hı -hı. yani sonun temettüsü yok herhalde yani bildiğim Hı -hı. kadarıyla yok siz de <laughs> duyduysanız Hı -hı. Ben de hani tam soruyu yani ne demek istediğini çok iyi anlayamadım ama yani direkt nakit olarak temettü diyen Savaş Bey şu anda bir tane hani fon var. Onun dışında bütün fonlar hisse senedi fonları temettüyü toplayıp kendi içlerinde değerlendiriyorlar tekrar. Evet. Yatırımcıya bir nakit temettü ödemesinde bulunmuyorlar. Hani sorduğunuz bu ise eğer biraz daha açık sorabilirseniz sorunuzu yanıtlamaya çalışalım. Hakan Mert de demiş ki bu dönemde hangi fonlar daha olmak lazım nakitte kalmak gerektiği için para piyasası fonda kalıp fırsat gördükçe değerlendirmek mantıklı olur mu demiş yani şöyle yani para piyasası fonunda bir miktarda kalın zaten yani ben bütün dağım dağılımlarda mutlaka yani yüzde onla 20 arasında bir nakitin bulunmasını gerektiğini düşünüyorum yani aktif yönetirken de her zaman en az biz yüzde on bir likitte bırakırdık yani para piyasası olsun işte başka likit endürlmanlar olsun ki bir fırsat geldiğinde hazır olalım diye onun için bir miktar nakitte kalmak her zaman önemli ve hangi fonlarda dediğimiz tabii ki burada Riski dağıtmak gerekiyor. Zaten kitapta da bayağı bahsediyoruz. Yani o riski mutlaka dağıtmanız lazım. E, hangi fonlarda derseniz, burada tabii ki e, yani sizin risk kriterinize, vadenize hani e, işte hisse fonlarında mutlaka olmak gerekir. Onu söyleyeyim. E, hisse ile ilgili farklı temalar olabilir. E, bir miktar belki de e, işte emtialarda olabilir. Yani onların da e, fonları var. Mesela yurt dışı temalı fonlar var. Ee, siz mutlaka bunları, bunlardan da bahsediyorsunuz. Ee, farklı temalarda fonlarda işte çeşitli sektörlerde bunlarda da e, olabilirsiniz. O fon yöneticisi zaten sizin adınıza doğru şirketleri e, fona dahil edecektir. Evet. Bir de yeni bir üyemiz Mehmet Şahinöz demiş ki dünya genelinde enflasyon artarken ve faiz artışları beklenirken portföyü dengeleme için hisse senetlerinden satıp hala Eurobond ve tahvil, tahvil almak ne kadar mantıklı varlık dağılımında yer vermeli miyiz Eurobond ve tahvillere diyor enflasyon artarken ve faiz artışları beklenirken. Ee, yani sonuç. güzel bir soru ama e, tabii ağırlık belki de düşük olmalı yani e, çünkü böyle bir risk var e, faizlerin arttığı bir yerde tabii ki e, faiz ve e, tahviller e, ters koreli olduğu için e, faiz arttığı dönemlerde e, bu getiriler e, fiyatları düşecektir e, onun için e, belki de çok daha düşük e, bir e, ağırlıkta e, bulunabilir ya da e, mesela işte enflasyon endeksli Belki de e, tahvillere bakılabilir, e, ama e, orada tabii ki yani ağırlık e, geçen seneye göre tabii ki ağırlık daha düşük olmalı. Ona katılıyorum. Böyle bir dönemde. Evet. Biz Atilla Bey'le de bir program yapmıştık geçtiğimiz günlerde. Gene onun da bir kitabı ile ilgili konuşmuştuk. Zannediyorum Berkan Bey de o programımızı izlemiş. Der ki portföy dengeleme yaparken içinde olduğumuz dönemin konjonktürünü nasıl değerlendirmeliyiz? Ve bunun Atilla Köksal'ın yapmayın dediği piyasa zamanlamaya çalışmaktan farkı nedir diye sormuş Berkan Bey. Evet. Evet. Değerli e, abim ve e, başkanım Atilla Köksal kitabını da burada tavsiye etmiş olayım. E, parasal konularda yaptın, yapılan yanlışlar diye yaptığımız hatalar ki ben e, arkasında da bir e, sözüm de var. E, çok güzel bir kitap. E, bu orada o kitapta da evet e, zamanlama konusuna da e, değinmiş Atilla Köksal. Şimdi e, tabii piyasa zamanlaması gerçekten bizim yani finansal piyasalarda gerçekten çok zordur. Hani bir kere, iki kere belki de o zamanlamayı e, tutturabilirsiniz ama uzun vadede gerçekten çok zor. E, onun için e, mesela siz bir yatırım yaptınız. E, devamlı onun yerine devamlı alsat yaptığınızda e, o yatırım yaptığınız kadar eğer o hisse senedi iyi gittiyse e, o kadar kazanmayabilirsiniz. Çünkü siz mesela uzun vadeli yatırım yaptınız ee, bir hisse dedin belki de 7-8 tane çok önemli günleri olacaktır. Siz bunların belki de yarısını kaçırırsanız e, o getiriyi e, elde etmezsiniz. Aynı zamanda çok alsat yaparak e, kaybetme riskiniz de var. E, onun için e, piyasa zamanlaması gerçekten zordur. Tabii ki zamanlama derken aldığınız hisse e, ben çok duyuyorum bunu. Yani işte hisseyi aldık. işte biz aldıktan sonra düştü ya yani öyle bir Hani siz sizi beklemiyor yani istediği yükselmek için e, orada zamanlamaya e, bulmak gerçekten çok kolay değil e, Siz e, alım yaptığınız zaman gerçekten e, beklentiniz analizi e, güveniyorsanız ve o potansiyeli güveniyorsanız artık bakmayacaksınız fazla yani e, o hisse senedi işte beşten aldınız işte dörde düştü dört buçuğa düştü. E, orada panik yapmayacaksınız. Yani biraz e, kitapta da yer verdim. Bir bir ev ya da bir arsa aldığınız zaman e, her gün onun değerine bakıyor musunuz? Yani düşüyor mu? Çıkıyor mu? diye. E, yatırım yapıyorsunuz. E, bekliyorsunuz. E, biraz o, o yönden bakmak lazım diye düşünüyorum. Evet. Daha Uzun vadeli gayrimenkul yatırımla benzer gibi düşünmek. Evet, yani ortak oluyorsunuz. Yani her gün bakmanın bir anlamı yok. Yani bir yatırım yaptınız. Benim isteseniz yatırımlarım var. Ben gerçekten bakmıyorum ya. Birkaç böyle hani gün sonunda falan bakıyorum. Yani ya inanıyorsam zaten bakmıyorum. Fonlara da çok yani bir yatırım mantığıyla yaklaşma. Biz şöyle bizde tabii geçmişten de. Kalan tabii çok volatilde bir piyasa olduğumuz için biz Serhan Hanım hemen şey yapmaya çalışıyoruz. Hemen aldık. Hemen çıksın. Hemen satalım. Değil mi? Hemen kısa vadede e, kazanalım. E, çok kısa vadede. Yani bunu yapmamak lazım. Y yapabilirsiniz. Ama mesela orada da bir dağılım yapabilirsiniz. Yani bunun bir kısmı için belki de e, al sat yapabilirsiniz. Ama bir kısmını mutlaka e, yatırıma e, ayırmanız gerektiğini düşünüyorum. Evet. Bir varlık dağılımıyla. E, Turgay Pöstek'i gene e, bir katıl üyemiz e, diyor ki her yatırımın e, özür dilerim hisse yatırımının enflasyondan korunmada en iyi yatırım alternatifi olduğu söylenmekte. Global bir enflasyon olduğuna göre dünyada yabancı hisse fonları e, döviz korunması da sağladığından daha mı koruyucudur acaba? Yani hem bizi dövizdeki e, şeyden. E, korur, riskten korur hem de aynı zamanda global bir enflasyon olduğu için onların da değeri artacaktır diye düşünebilir miyiz diyor Turgay Bey. Evet yani sonuçta evet hem döviz koruması var hem de aslında bir e, dağılım da yapmış oluyorsunuz ki bence e, Türkiye'de çok güzel gelişmeler var son yıllardır. Siz bunları anlatıyorsunuz e, e, çok yurt dışına e, fonlar aracıyla yatırım yapabiliyorsunuz gerçekten yani e, tematik fonlar çıktı e, çok da başarılı gidiyor e, işte değişik değişik sektörler, sağlık sektörü tarım sektörü, işte elektrikli arabalar sektörü, teknoloji sektörü yani ve yurt dışında e, yatırım yapıyorlar e, TL olarak alıyorsunuz fonu ama sonuçta dövize endeksli. E, onun için evet yani ben mutlaka e, portföylerde yani benim en azından yönettiğim şu ana kadar ve e, kendim de gerçekten hep e, yurt dışı hisse senetlerinin bulunmasını e, gerektiğini düşünüyorum. Sadece kur burada e, şey değil yani tamam kur koruması da e, yaşıyorsunuz ama e, sonuçta e, o, yani şunu hatırlamakta yarar var yani işte, tamam faizler çok düşük e, dünyada, gelişmiş ülkelerde evet faizler yükselecek. Nereye yükselecek? işte bu yıl bir buçuk iki olacak belki de ama enflasyon hala yüksek. Yani yedi buçuklarda olan Amerika'da enflasyonu üçe e düşmeyecek yani. Yani e, Belki de biraz daha yükselip ondan sonra düşecek. Ama belki de 5-6 gibi bitirecek ki beklenti o yönde. Onun için hala e, bir e, potansiyel var. Şimdi buradaki faiz %2 deseniz, 1,5-2 deseniz e, Amerika'daki çoğu hisseden zaten o e, temettü getirisiyle e, temettüyle o getiriyi alabiliyorsunuz zaten. Bir de hisse senedin değer kazancı ile birlikte e, sabit getirili yerine ee, orada daha çok potansiyel e, taşıyorsunuz hisse senedi alarak evet ee, bir e, borsa ile ilgili bir soru var bir ter, terim sormuş geç kalan adam ee, ben size yönlendireyim bunu rüçhan hakkını soruyor rüçhan hakkı ne demek diyor bir haberde e, bu çim için bedelli sermaye artırımına gidildiği e, işte süresi içinde rüçhan hakkını kullanmayanların kuponlarının geçersiz olacağını yazıyordu bu ne demek diye sormuş Rüçan hakkı Ya Özellikle o lise senediniz var işte e, bir sermaye artırımı oluyor. Orada sizin bir önce önceliğiniz oluyor. E, onu kullanmak kullanmamak sizin e, kararınız. E, tabii Türkiye'de de bu bedelli sermaye yatırımlarda bu rüçan hakkı e, yatırımcıya sunuluyor. Evet. Genelde de şey oluyor değil mi Murat Bey? E, nominal değerden eee rüçhan hakkı kullanılıyor. 1 liradan kullanılıyor. Yani piyasada fiyatı ne olursa evet. olsun eğer yönetim kurulu kararıyla değiştirilmediyse. Doğru. Doğru. 1 lira doğru. üzerinden kullanılıyor. E, yani isterseniz mesela e, geç kalan adam e, rüçhan hakkınızı kullanmak istemezseniz bunu gene borsada satabiliyorsunuz. Bununla ilgili de bir pazar var. E, burada da satış Belirli bir işlem görüyor ve e, onu satabiliyorsunuz. Geç kalan adam bu e, şey mi? E, i̇smi e, izlediğinizin öyle. Yani öyle girmiş YouTube'a. Evet, o şekilde. E, Sizin... Geç kalıyor musunuz? Geç kalıyor mu? Bilmiyorum. Genellikle hani bu saatlerde Bizimle beraber alıyor ama ismi öyle. Tamam. <laughs> Bence güzel esprili bir isim. Güzel, güzel. Ee, çok teşekkür ediyoruz e, geç kalın adam sorunuz için. Özgür Özgür'ün sorusunu şimdi bir de soralım. Büyük fon yönetenler diyor Özgür Bey. Örneğin TCD e, bu fon gibi. Diğer serbest fonlar ya da kişisel portföyleri için man manipülatif işlem yapabilirler mi? E, yani büyük oranda spottan satıp diğer taraftan başka fon için vadeli de short açabilirler mi diye sormuş. Yani ya e, teknik olarak yapılabilir de yaptıklarını düşünmüyorum ya yani e, çünkü e, yap, yapıldığını düşünmüyorum ama teknik olarak Tabii ki e, yapılabilir ama burada tabii önemli bir denetim de var ya yani onu da söylemek lazım. SPK'nın e, denetimi de var. E, ben yapıldığını düşünmüyorum açıkçası. Hı hı. Evet. Yapılmaması da gerekiyor zaten. Evet. Mustafa Sandıkçı der ki kur korumalı mevduat düzenlemesinin hangi fonlara nasıl bir etkisi olabilir? Ee, yani e, ben de e, isterseniz hani katkıda bulunabilirim. Mustafa evet, Bey. evet, evet, evet. Lütfen. Yani burada evet daha ziyade aslında e, para piyasası fonları, e, TL bazlı borçlanma araçları fonları hani buralardan çıkışlar olabilir. Çünkü kur korumalı mevduatı daha ziyade mevduat e, müşterileri de tercih edeceği için hani paralarını buraya park etmiş olanlar buradan çıkıp e, diğer taraflara geçiş sağlayabilirler. E, Ay, Bilmiyorum. Evet. Aynı çünkü yani sonuçta para piyasası fonları bugün işte nedir getirler işte 15-16 civarında zaten kur korumalı mevduatta o oranı veriyor size verdiği için de bir de dövizin yükselişinden herhangi olası bir yükselişten de kendinizi koruyabiliyorsunuz onun için evet çok katılıyorum daha çok mevduata yakın sabit getirilerle ilgili fonlardan bir çıkış olabilir ki oluyor bence onu görüyorum. Ee, ama diğer yani hisse senedi yatırımcısı içinde bence hani bir hisse senedi yatırımcısı e, kur korumalı siz de herhalde katılırsınız. Kur korumalı geldi diye hisse seneden fonundan çıkıp kur korumalı gideceğini düşünmüyorum. Evet. Yani onun müşterisi ayrı bir müşteri olarak düşünebiliriz. Tabii biz de portföylerimizin içine işte para piyasası fonu, borçlanma aracı fonu koyuyoruz ama belki ağırlıklı olarak o şekilde yapmıyoruz. Yani daha ziyade biz derken yani risk seven yatırımcılar açısından söylüyorum. Şimdi Selçuk Savaş gene bizim bir üyemiz. Yatırım tavsiyesi değil sizden yatırım tavsiyesi istemiyorum diyor öyle yazmış. Amerika'dan teknoloji ve MTA, MTA ETF'lerinden beğendiğiniz bir iki tanesinin ismini sormuş Selçuk Bey. Hani böyle bir tabi biliyorsanız böyle bir yatırımınız varsa Murat Bey MTA ETF'leri EFT yazmış ama şöyle tabi bir de hani bunları nerelerden alabileceği müşterimizin Ya şöyle söyleyeyim ben isim vermek doğru olmaz. Şimdi direkt yatırım tavsiyesine girer. Ee, ama mesela Türkiye'de e, bazı kurumların e, direkt Türkiye'den de alabilirler. E, hem teknoloji, e, hem MTI ile ilgili fonlar var. E, onları çok rahat e, Selçuk Bey'i bulabilir. Hani TFA'sla bir girip bile oradan e, o fonları bulabilir. Yani yani hani yüzlerce olmadığı için birkaç tane olduğu için bulmak çok kolay olacaktır. Onları tavsiye ederim. Yani iki iki sektörde bence e, alınabilecek sektörler. Ancak o yönde bir e, hı hı. tavsiye değil ama Ama e, beklenti, ama dediğimiz gibi bir e, e, bir tavsiye e, değil, bir yatırım tavsiyesi değil. E, özellikle birini söylemek istemem. Hı hı, almadım. E, bir e, Edmund Davis e, izleyicimiz. Değişik isimlerimiz o, bu, var. Bu dışına... <laughs> Ya yani size böyle katılanlar baya değişik değişik isimlerle. <laughs> evet dışından katılanlar Davis. herhalde. Edmund, Edmund Bey. Edmund Davis. İyi <laughs> akşamlar. Murat Bey'in Viyop'a bakışını merak ediyoruz demişler. Viyop yatırım için ne şekilde kullanılmalı? Vadeli işlemler. Yani, aslında evet yani şimdi Viyop biliyorsunuz yani üç tane amaçla kullanılır. Bir, bir arbitraj onu daha çok büyük kurumlar zaten yapıyor. Biz bir dönem yaptık onu kurumlardayken. Eee bir kaldıraş etkisi ki <laughs> Türkiye'de bu çok kullanılıyor ee, yani işte bir e 10 gibi e, yani daha düşük miktarlarla daha çok yatırım yapmak bir de tabii işin tarafında bir e, korunma amacıyla e, mesela biz fonlarımızı yönel, yönetirken mesela yani bir, bunu tavsiye edebilirim bu arada e, bir hisse senedi portföyünüz var e, yapı nasıl kullanabilirsiniz şimdi getiriyi arttırmak için ekstra bir yapı Pozisyon alabilirsiniz ama aynı zamanda eğer e, riskler varsa piyasada mesela Rusya Ukrayna değil mi? Bugünlerde çok konuşuluyor. Sizin hisse senedi yatırımlarınız var. Buradan nasıl korunabilirsiniz? Eğer hisse senetleriniz iyi ise ve e, beklentiniz hala varsa satmak istemiyorsanız o hisse senedi pozisyonuza karşı e, bir e, short yani kısa buyuk pozisyonu açabilirsiniz mesela. Yani şöyle olacak o zaman. E, bu nasıl kullandınız? E diyelim ki gerçekten çok tatsız gelişmeler oldu Rusya-Ukrayna. Ya bu arada biz de tabii ki etkileneceğiz bunda böyle bir şey olursa, piyasa aşağı gelecek, e sizin hisse senetleriniz aşağı gelecek, ama bio pozisyonunuz bu sefer karda olacak çünkü aşağı geldikçe de bio pozisyonda da bir kar sağlamış olacaksınız. Eğer hisse senetleriniz zaten piyasadan iyi ise o pozisyondan yine kar sağlamış olacaksınız onun için o şekilde de kullanılabilir ki e, biz bunu çok kullandık zamanda gerektiği zamanda tekrar kullanacağız. Evet. Şimdi e, tabii bu FED'in faiz artışı çok konuşuluyor. E, çok soruluyor da. Bizim izleyicilerimiz de e, hep e, misafirlerimize, konuklarımıza bu soruları soruyorlar. E, bir yandan da hani şunu da biliyoruz aslında bu FED'in faiz artırıcı aslında bir şekilde e, borsalarda, piyasalarda fiyatlandı neredeyse. Yani 5 mi olacak, 6 mı olacak, 0.25 mi olacak, 0.50 mi, mi olacak? Hani bunlar konuşuluyor ama bu birazcık hani fiyatların içine hafif hafif e, Yedirilmiş durumda olduğunu da biliyoruz bir yandan ama yine de merak ediyoruz diyor ki Hakan Mert Amerika borsalarında yatırım yapan fonlara girmek için e, Fed'in faiz artışını beklemek doğru olur mu? Yani e, onu bekleyelim, ondan sonra mı girelim? E, bu Amerika'da yatırım yapan fonlarda bizde işte hem fon sepeti fonları var, e, ETF'lere yatırım yapan hem değişken fonlar var, temalı fonlar var birçok fonumuz var. Bizim geçen sene epeyce bir fon açıldı. Buralara yatırım yapan. Ne dersiniz Murat Bey? Yani tabii şimdi ya valla Fed'in faiz artışını beklemek bence doğru değil gibi geliyor. Çünkü dediğim gibi zaten fiyatların içinde çok geçmişe baktığınızda 2-3 faiz artımda çok böyle çalkantı olmuyor piyasalarda. Daha çok 2-3 arttırımdan sonra başlıyor düzeltmeler. Ee, ama dediğim gibi e, enflasyon hala yüksek kalacağı için e, ancak çok agresif bir faiz artışı beklemeniz lazım ki ben böyle yapabileceğini düşünmüyorum. Ee, yani bu kadar e, piyasalar hazırlamışken 2013'teki Bernanke'nin yaptığını yani piyasaları çok ters bırakacağını düşünmüyorum ama dediğim gibi burada çok ciddi bir enflasyon sorunu var ee, yani çok ikiden yedi buçuklara geldi üretici fiyatları onun üzerinde ee, buradaki şeyi görmek lazım yani e, Mart'ı görmek lazım ama ben yani bir fona yatırım yapacaksanız e, bence Mart'ı beklemeniz gerekmiyor şimdi Mart ne olacak faiz arttırdı belki de o anda satış olacak sonra tekrar toparlanacak ya yani uzun vade bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. E, ama yani bu yıl içerisinde ben bir düzeltme tabii bekliyorum Amerika'da yani çok ciddi yükselen piyasalar var e, bir yerde yılın ikinci yarısında belki de son çeyreğinde e, bir düzeltme gelebilir e, onu onu da görüyorum. E, ama bu biliyorsunuz 13 yıldır bir rally var orada 14. yıla giriyoruz e, mutlaka düzeltmelerle. E, piyasa e, devam edecektir. Yani düzeltmeden sonra sonuçta fırsatlar olacaktır. E, bu arada o fonlara girdiğiniz zaman zaten dediğim gibi fon yöneticisine güveneceksiniz. E, en azından o düzeltmelerde belki de biraz daha e, nakite geçip e, belirli bir yerden sonra tekrardan pozisyon e, almasını bekleyebilirsiniz ama düzeltmelerde çünkü sonuçta orada herkes bir şekilde zarar edecek. Hiç pozisyon... Onun zamanlamasını bulmak çok zor Serra Hocam, işte Hakan Bey. Onun için yatırımda kalmak, yani varlık dağımızın el elverdiği şeklinde önemli diye düşünüyorum. Evet. Bir yandan hani portföyünün güvenmek dediniz. Bir yandan da ee, biraz daha pasif yönetilen e, temalara yatırım yapan fonlar da var. Yani orada hani portföy yöneticisi e, işte ağırlıkları çok fazla değiştirmiyor. Baştan belirlenmiş eşit ağırlıklı bir dağılım var. E, bazı portföy yönetim şirketlerinin fonlarında. Orada da belki dediğiniz gibi temalara inanmak. Yani önümüzdeki dönem işte şu 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 temalar, şu sektörler öne çıkar çıkar e, diyebilmek ve e, gene temalarda da tek bir tane temaya yatırım yapmak değil. Birçok temadan belki inandığınız 3-4 tane temadan bir sepet oluşturmak biraz daha mantıklı olabilir yani yurt dışına yatırım yapacaksanız peki Kesinlikle. Murat Bey sizin böyle önümüzdeki dönem için beğendiğiniz bir tema var mı ya da birkaç tema yani şunlar öne çıkabilir işte mesela emtia demin dedik petrol artıyor hani petrolün durumu ne olacak belli değil bizim de petrole yatırım yapan bir fonumuz var ya da turizm ve seyahat sektörü mesela konuşuluyor yani e, bence e, MTA e, bence önemli bir tema. İşte yenilebilir enerji bence önemli bir tema. E, bence teknoloji yani uzun zamandır bir tema ama hala e, geçerli bir tema. Sağlık bence bir tema. Hele Covid'den sonra gördük yani sağlığın ne kadar önemli olduğunu. E, Valla ilk aklıma gelen bunlar. Yani bu bu temalar e, elektrikli arabalar bence bir tema e, ...sonuçta gelecek açısından bunları sayabilirim. Modası geçmeyecek, Modası geçmeyecek, Modası geçmeyecek evet. ve potansiyeli olan. Evet, ben şimdi sizi iki saniye dinlendireyim. Bir hem bir izleyicimizin sorusuna ben cevap vereyim isterseniz... ...bir de bu cumartesi akşamı bir eğitimimiz var. Biz işte her ay temel düzey yatırım fonları eğitimi yapıyoruz... Bunun da duyurusunu arkadaşlarımız aşağıdan geçiyorlar. Eğer eğitime katılmak isterseniz bu linki kullanabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Online yaptığımız bir eğitim ve eğitimin sonunda da bütün soruları yanıtlıyoruz 19 Şubat'ta saat 9'da. Bir böyle bir bilgi vereyim bir de Sıtkı Örengil'in sorusunu yanıtlayayım. Diyor ki Sıtkı Bey, özel fonların kesintileri neden düşük oluyor ve neden herkes alamıyor acaba demiş. Sıtkı Bey özel fonlar adı üzerinde bir özel grup için kuruluyor. E mesela şimdi aklıma gelen işte bir şey portföy Sütaş özel fonu diye bir fon var. O fon Sütaş şirketinde çalışanların sadece alabildiği bir fon. Portföyentim şirketi gidip o şirketle bir anlaşma yapıyor, onların çalışanları için işte bir e, portföy oluşturuyorlar. Ka e, katkı bedellerinde o kişiler yatırıyorlar ya da şirket yatırıyor. Sonra da o şirket için o fon yönetiliyor. Burada tabii düşük bir yönetim ücretiyle anlaşıyorlar. Yani çoğunun genellikle muadillerine göre yönetim ücretleri de biraz daha düşük oluyor anlaşma çerçevesinde. Biz bunları satın alamıyoruz. Yani içinde eğer isminde özel yazıyorsa bu fonlara bakmayınız efendim. E, onların muadilleri Kapalı olan ben. Kapalı. kapalı bir fon zaten. Evet aynen kapalı bir fon olduğunu söyleyebiliriz. Ee, Murat Sağman'ın e, Borsa'da Oynanmaz kitabını mutlaka alacağım demiş ama izleyicimizin adını okuyamadım. Ee, biraz değişik bir isim o da. Ee, bir de kripto paralara bakış açınızı merak etmişler. Biraz değişik alanlardan soruyoruz ama kripto paralarla ilgili ne düşünüyorsunuz Murat Bey? Ben de merak ediyorum açıkçası. Şimdi tabii e, hayatımızda olacak bundan sonra onu bir gerçek. E, ben orada e, aynı bir az da olsa bir yatırımım var ama gerçekten bir yatırım olarak bakıyorum ben de. E, yani çünkü çok ciddi bir volatilite var orada. Hani. E, Maalesef etrafımda duyuyorum Serra hocam size de belki de gelmiştir yani şuradan aldım çok kaybettim falan filan orada da e, böyle şeyler geliyor son günlerde e, çok volatil bir piyasa ama yani sizin e, uzun vadeli olarak e, belirli kripto paralar zaten muhtemelen başarılı olacak yani 16 bin tane var şu anda bildiğim kadarıyla ya yani belki de bunun 14 bini hayatımızda olmayacak ileride ama ee, özellikle hikayesi olan işte white paper'ı güçlü olan arkadaki teknoloji e, önemli. Çok yani dünyayı değiştiren bir teknoloji var arkasında. Onun için e, ben e, e, olumlu bakanlardanım ama böyle yani aman her şey kripto bundan sonra değil. E, ne ne derler? E, belki de temkinli temkinliyim diyebilir diyebiliriz. E, çünkü hala da Hallolmamış bir sürü konu var. E, yasal düzenlemeden bakın işte ilerideki kullanım e, nasıl olacak. Yani soru işaretleri var hala e, ama hayatımızda olmaya devam edecek. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Ben son iki soruya geçeceğim. E, zamanımız da azalıyor Murat Bey. E, ama ondan önce sevgili izleyicilerimiz eğer programımızı beğendiyseniz paylaşın. E, ve eğer kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Daha çok insana ulaşıp yatırım fonlarını böylelikle anlatabiliriz sizlerin de sayesinde. Çok teşekkür ediyoruz şimdiden. Şimdi bir Selçuk Bey'in sorusunu sormak istiyorum. Diyor ki, bizdeki yabancı oranın MSCI gelişen ülkeler arasında dahi yüksek iskontolu olmamıza rağmen artmamasını nasıl değerlendirirsiniz? Yabancı oranı hakkındaki projeksiyonunuz nedir? diye sormuş. Yani tabii çok düşük yani e, çok 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 yani 2013'ten sonra düşmeye başladı. E, e, evet soruyu tekrar e, okuyor. Yani e, iskontoluyuz gerçekten yani değerleme konusunda hem kendimize göre yani işte e, kendi e, daha önce gördüğümüz yüksek seviyelere göre çok e, iskonto durumundayız. Hem de gelişmekten ülkelere göre iskontolu olmak e, durumundayız ama bu biraz daha e, makrodan kaynaklanıyor. Yani hmm. makro sebeplerin e, burada e, önemli olduğunu e, düşünüyorum. E, dediğim gibi e, yani yeni bir hikayenin, yeni beklentilerin e, makro anlamda e, bu görünümü e, değiştirecektir diye e, düşünüyorum. Yani sebebi daha çok makro diye e, özetleyebiliriz. Söyle, söyleyebiliriz, evet. Son olarak da Taylan Acar'ın sorusunu soralım. erken seçimle ilgili. Diyor ki Murat Bey 2022 yılı içinde bir erken seçim ve buna bağlı olarak da borsada İMKB'de bir ralli bekler mi diye sormuş. Vallahi bunu gerçekten kimse bilmiyor. Yani ben bunu hep söylüyorum. Bunu sadece bir kişi biliyor. O da Sayın Bahçeli. Yani çünkü Biliyorsunuz son 20 yıldır tüm seçim kararlarını kendisi verdiği için belki de o karar verecektir yine ee, yoksa gerçekten e, bunu bilmek çok zor. E, ama yapılanlara baktığımızda sanki bir hani seçim olacak gibi gözüküyor yapılan atılan adam adımlar e, işte genişlemeci adımlar var e, ama bir taraftan da yüksek bir enflasyon var. E, onun için e, olabilir diye e, düşünüyorum 2022'de ama dedi, dediğim gibi. Ee, bunu birkaç kişi e, ya da bir kişi iki kişi e, bilebilir e, onun için borsa için şöyle yani e, genellikle seçimler biliyorsunuz siz sizde e, yani yaşadığınız e, bir belirsizliktir aslında yani aslında borsalar için iyi bir haber değildir yani borsa e, belirsizliği sevmez e, e, onun için bir belirsizlik yaratacağı için ilk başta tepki belki de iyi olmayabilir ama e, seçim sonrası e, olumlu bir beklenti oluyorsa yani yeni bir hikaye yeni bir pozitif makro beklentisi olursa e, o zaman e, o o makro beklentinin e, piyasa gerçekleşmesini beklemez yani daha önce satın alır e, onun için belki de reaksiyon ilk başta e, negatif olabilir ama daha sonra o beklenti pozitife dönerse sonrası için e, o zaman e, bir rally ya da işte bir pozitif momentum e, yakalanabilir borsada. Peki ee, Murat Bey çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için çok sağ olun ee, Valla Selahattin Hocam çok teşekkür ederim sizle ilk defa bir yayın yapıyorum ama sizi keyifle izliyorum e, yaptıklarınızı çok beğeniyorum e, onun çok için çok teşekkürler e, beni e, konuk ettiğiniz için davet ettiğiniz için e, tüm değerli e, sorular için tüm izleyenler için e, izleyenlere e, çok teşekkür ediyorum e, katkıları evet. e, için çok sağ olun biz de aynı şekilde inşallah daha sonraki programlarımızda da bir arada oluruz Murat Bey. Çok sağ olun. Sevgili, sevgili izleyicilerimiz programımızı izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.